Yani siz kimsiniz derseniz şu anda iş yok, güç yok, işsiz biriyim. İşsizsiniz. Aynen. Ben kimim? Kim olduğumu bilmez bir duruma geldim artık. Yani ben bile kim olduğumu bilmiyorum artık. Neden? Ne yordu sizi? Hayat şartları yordu. Ambulans hemşireliği mezunuyum. Hem ambulansta görev alıyorum. Aynı zamanda boş bulunduğum işlerde bu tarzda günlük işlere geliyorum. Yani bizi bu hale, bu gençliği bu hale getirenler utansın diyorum. Artık hiçbir şey söylemiyorum. Çok fazla da eleştiriye girmek istemiyorum. Çünkü eleştiren kendini hapiste buluyor diyelim. O yüzden. Bana siz kimsiniz dediğinizde önce adımı söylerim tabii ki de. Ama genel olarak hayat şartlarını değerlendirirsek de bir üniversite bitiren bir öğrenci olarak işsizim diyebilirim. Ben kimim? Ben Müslümanım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben TC vatandaşıyım. Türk'üm ve Müslümanım. Dijital yaşama ayak uydurmaya çalışıyorum. Moda tasarımcısıyım. Kriz diye bir şey yok. Hayatı anlamak gerekli. Kriz diye bir şey yok. Yok. Yeni dünyaya merhaba demek için çok uğraşıyoruz. Yeni dünyada sizin hayatınızda neler değişti? Bir defa kadınlar artık hot kötür giymeyecekler. Yeni gençlik özel giyinmiyor. Demek ki yeni genç tanımak zorundayız. Kriz diye bir şey yok. Anlamak zorundayız. Dünya değişiyor. Bir de değişme. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bana göre ne olursa olsun yani yanlış bir paylaşım. Yani hangi parti olursa olsun. Çünkü Musab bin Ümer'i ben bildiğim. Mekke o dönemlerde hani tutup da İslami şeyler onaylamayan ve tutup sonrasında İslami şeylerin kimliğinin ön plana çıkan insanlarla aynı şeyde paylaşması. İkincisi dediğiniz gibi yani daha düne kadar CHP yani hiçbir şekilde parti AK Parti şu CHP demek istiyorum. Yani bütün partilerin aynı paralelde gittiği, işine geldiği gibi yani kullanıma götürdüğü Atatürk olsun ve diğer dini vecibeler olsun kullandıkları görülüyor. Yani ne olursa olsun bana göre yanlış. Peki siz kimsiniz? Ben sağlık çalışanıyım yani onu söyleyeyim yani net olarak İdris Canan ben. Sağlık çalışanı olarak bir, en çok şikayet ettiğiniz özellikle pandemideyiz. Şikayet pandemi döneminde yani Sağlık Bakanı'nın paylaştığı şey pandemi sürecinde hani tavandan ek ödeme hiç şekil alamadık, alamıyoruz. Yani bu geçmişten beri böyle ek ödemelerin hani bize döner sermayelerin yavaş yavaş kalktı bu İl sağlık genel sekreterliklerin 2011 civarı sonrasında herhalde kurulmasından sonra yavaş yavaş kesilmeye başlandı. Herhalde bu pandemi sürecinde hep bize alkışlanma ve bazı şeyleri ön plan çıkarmasıyla halkın bizi çift maaş aldığımızı mesela düşünmesi, tam tersi hiçbir şey almadığımızı. Yani kliniklerde pandemi sürecinde normalde para veriliyor olması bulunmamız yani ama alamıyoruz. Onun 1600 üzerinden hani normalde şey 400-500 civarı veriliyor ve bunun yanında 2007 civarı mesela bir hemşire maaşının bir öğretmen polis maaşından daha yüksek oldu. Ama son 2020 itibariyle yani onların bizim kat kat üstümüze para aldıklarını görebiliyoruz. Vallahi Atatürk denmemesini ben doğru buluyorum. Mustafa Kemal kendi vermiştir bu soyadı. Yani bu konuda çok şey söylemek istiyorum ama 5816 yasalı madde izin vermiyor. Eğer 5816 kalkarsa bu ülke gerçekleri öğrenir. Biz çalışıyoruz, kendi işimizi yapıyoruz. İş sahibiyim. Biz de zorluklar yaşıyoruz. Yani şu an bütün küçük esnaf zor durumda, öyle söyleyeyim. Allah yardımcımız olsun ama bütün dünya zor durumdan geçiyor. Microsoft ve Apple çok ciddi zarar açıkladılar. Çok ciddi bir değer kaybettiler. Yani bütün dünya zorluklardan geçiyor. Ama biz bu zorlukların Allah'ın izniyle altından kalkacağız. Ben mağdurum. Neden mağdursunuz? Çalışmıyoruz. İşsiz misiniz? Ne zamandır işsizsiniz? 8 aydan beri. Peki. Ne iş yapıyordun? Yani meslek olarak neydi? Turizm sektöründeydim. Turizm sektörü pandemiden dolayı mı işsiz kaldınız? Evet. Ben lise mezunuyum şu an. Üniversite okumamın tek sebebi AK Parti yüzünden. Üniversiteyi bitiren işsiz kalıyor, iş bulamıyor. 4 yıllık bitirsem bile yani arkadaşım pazarcı, üniversite okumuş. Yani AK Parti hükümetten memnun değiliz genç olarak. Üniversitelere hiçbir yardımı yok. Aksi takdirde iş bulamıyor vesaire vesaire. Bizi bitirdiler. Genç, siz bir yeni lise mezunu olarak ileriye dönük daha karamsarsınız o zaman. Ben liseyi bitirdi 4 yıl oldu. Üniversiteye gitmemin tek sebebi ileriye dönük belirsizlik, üniversitelere verilen vaatlerin getirilmemesi, işsizlik oranı. Ben kimim deseniz ne cevap verirdim? Ben kimim? Ben İstanbul'da yaşamaya çalışan bir öğrenciyim.
galiba özetle. Üniversitede mi okuyorsunuz? Evet, üniversitede okuyorum. Son dönemde ne gibi güçler çekiyorsunuz? Yüz yüze eğitim de henüz başlamadı. Evet, evet. Yüz yüze eğitim başlamadı. Başlamayacak da galiba ve üniversite benzeri bir hayat yaşıyoruz. Ama değil. Açık öğretimde değil. Mezuna kalmış değilsin. Hiçbir şey değilsin. Öğrenci olmaya çalışıyorsun. Öğrenci kalmaya çalışıyorsun. Kalamıyorsun. Başlamalı mı peki? Başlamalı, kesinlikle. Neden başlamalı? Üniversite ruhu için başlamalı. Kampüs hayatı için başlamalı. Ben Boğaziçi'nde okuyorum. Boğaziçi yapan şey zaten kampüstü. Kampüs yok artık. Eğitim zaten yani böyle değil. Hani aradığımız şey bu değildi. Aradığımız eğitim hayatı bu değildi. O yüzden kendi içinde debelenip duruyoruz işte aynı hayatta yani. Açıkçası bu devirde tam olarak net bir cevap verebileceğimi düşünmüyorum. Hani neden? Kendimi tanımaya fırsatım yok çünkü. Buna ne engel oluyor peki? Ne engel oluyor? İşte gerek ülkemizin ekonomik durumu olsun, gerekse eğitimdeki zorluklar olsun, her ne kadar kolaylaştırılsaydı şu an, hani yine zor. Gündelik hayat, sonuçta herkesin farklı derdi var. Türkiye'de bir tık daha yukarıda diyebiliriz mi? Üniversite öğrencisi misiniz? Evet, evet. Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamadı. Bu sizi nasıl etkiliyor? Başlamalı mı, başlamamalı mı? Açıkçası ben yani başlamaması benim yararıma oldu. Neden? Annem hastaydı. Yanında bulunmam gerekiyordu. Teşekkürler. Yanında bulundum. Ama eğitim konusuna gelecek olursak hani tabii ki online eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Ne gibi güçlükler yaşanıyor online eğitimde? Şöyle, şimdi hocalarımız da tam olarak bu duruma alışkın olmadığı için onlar da ne yapacağını bilemiyor. Dolayısıyla bize tam olarak istedikleri şeyi veremiyorlar. Biz onlardan alamıyoruz. İki taraf için de zor. İki taraf için de zor. Türkiye'de çok mağduruz. Çünkü biz Türk vatandaşı olarak inanılmaz işsiziz. İnanılmaz işsiziz. Suriyeli, Afganistanlı geldiği zaman herkes kendi maaşını alıyor ama biz vatandaş olarak çok mağdur kalıyoruz burada. Ne işimiz var, ne gücümüz var. Öyle sap gibi ortada dolanıyoruz yani. Şey söyleyeyim, herkese maaş veriliyor ama biz ise öyle değil. Biz iş bile bulamıyoruz. Eskiden Türkiye çok güzeldi. İnanılmaz güzeldi Türkiye. Eskiden derken ne zaman? Yani bundan 3-4 sene önce Türkiye çok güzeldi. Şu an Türkiye gerçekten bitik bir durumunda. İnanılmaz bitik bir durumunda. Ben halkla ilişki çalışıyorum ben. Güzellik uzmanıyım bu arada. Lazer epilasyon ve cilt bakımı yaptırıyorum ben. İnsanlara, bayanlara özel yaptırıyoruz. Ama yok, hiçbir şey yok yani. Bırak lazer epilasyonu, kadın bakımını bırak. Hiçbir şey yok Türkiye'de. Bu ne olacak yani? Bizim sonumuz ne olacak? Yani kimse yok mu bize bir el atsın? Pandemi nasıl etkiledi? Pandemi bayağı bizi bir etkiledi. Eskide işlerimiz çok güzeldi. Şu an insanlar bizden korkuyor biliyor musun? Yaklaşma bile korkuyor. Hiç kimse bize yaklaşamıyor. Eskiden en azından biraz işlerimiz oluyordu. Şu pandemi çıktığı zaman hiçbir şekilde kazanamıyoruz ve açız. Ve inanılmaz açız. Peki çözüm öneriniz var mı? Ne yapıyorsun? Ya çözüm önerimiz, mesela vaka sayısı çok oluyor ama vaka sayısını göstermiyorlar. Hiçbir şekilde göstermiyorlar. Bu şekilde yani benim diyeceğim bir şey yoktur. Yani hükümete sesleniyorum. Şey yapsınlar. Neyse onu söylesinler.